Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu süreç 27 Nisan tarihinde katıldığım bir televizyon programında söylediğim iddia edilen sözler üzerine açılmış bir dava ile ilgili başlamıştı. Hatırlanacağı gibi beni vapurda gözaltına almışlardı. Vapurda. Ki ben koca İstanbul'da 15 milyonluk şehirde vapura binmeden bir dakika evvel o vapura binmeyi düşünmüyordum. Ama Eminönü vapuru Üsküdar'a yaklaşırken meğerse beyefendi yanımda oturuyormuş benim. Canlı bombaları patlatmadan yakalamak hukuka uymaz, eyleme geçmesi lazım denilen ülkede bu ülkenin bir profesörünü ve gazetecisini efendim gemide derdest edip aldılar. Bunu bir defa tarihe not olarak düşmek istiyorum. İkincisi, burada ilk gözaltına alındıktan sonra buraya getirildiğimde ve savcılık sorgusunda ben halkı korkutmak amacı korkutarak paniğe sevk edip tehditle suçlandım. Sordum hakime, benden kim korkmuş? 4 gün oldu programı yapalı. Benden korktuğu için mahkemelere başvuran var mı diye sordum. Bir kişi olmuş dedi ve davacının adını verdi. Burada telaffuz etmeyeceğim kendisinin adını. Dolayısıyla arkadaşlar, ben geçtiğimiz 10 ay içerisinde tam 51 vilayete konferans vermeye gittim. İnsanlar beni Anadolu'nun çeşitli illerine, onlara moral veriyorum. Gelecekle ilgili, parlak geleceğimizle ilgili efendim umutlu şeylerden bahsediyorum diye davet ediyorlar. Kimse beni gel bizi korkut, yüreğimizi hoplat, paniğe sevk et diye beni davet etmiyor. Ben bu duruşmaya hazırlanırken Gazeteciler Cemiyeti'nden, Basın Konseyi'nden ve ilgili mercilerden bu suçlamayla daha evvel mahkum olmuş, dava açılmış insanlar var mı ki örnek olarak hazırlanayım dedim. Böyle bir suçlamayla kimse suçlanmadığını gördüm. Yani halkı korktuğum, paniğe sevk ettiğim, tehdit ettiğim suçlaması çok zorlama, suç üretilmiş bir suç olduğu ortadayız zaten. Değerli arkadaşlar, şunu tarihe not düşmezsem eksik olur. Şu anda suç üretiliyor bakın mahkemelerde. Belli iktidar yanlısı kanallarda ve gazetelerde bazı haberler yaptırılıyor. Kimi hedef alacaklarsa. Bunun üzerine yandaş savcılar harekete geçiyor. Bunun üzerinden yandaş hakimlerden karar almaya çıkarıyorlar. Dikkatinizi çekerim. Bunların oranı Türkiye genelinde %1 dahi yok. Bak %1 yok. Yargının %99'unu tenzih ediyorum. Bu sıra bana söz hakkı verildiğinde efendim kendimi ifade etme imkanı bulduğumda bu suçlama ne kadar yersiz olduğu ortaya çıktı. Bir bu. İkincisi, gözaltına alındığımda kesinlikle avukat istemediğimi beyan etmiştim. Fakat suçlandığım konu itibariyle avukat bulması gerekiyormuş. Sağ olsun arkadaşlar, oğlum ilgilendi. Değerli avukat arkadaşlarımızdan birkaç arkadaş beni savunmak için geldiler. Fakat bugünkü davada avukat istemedim, özellikle hakime beyan ettim. Ben bu ülkenin profesörüyüm. Söylediğim şeyin, yazdığım şeyin ne anlama geldiğini bilirim. Ve benim davacıyla bir meseleyi halletmem için kesinlikle avukata ihtiyacım yoktur bakın. Ben kendisiyle hiçbir meselemi efendim aracılar üzerine halletmem. Kendi işimi kendim görürüm. Dolayısıyla davayı da efendim alnımızın akıyla bu davadan çıkmış olduk.